Megalodon, soyu tükenmiş, uzunluğu 15-16 metreyi bulan dev köpek balığı türü. Soyu tükenmiş olsa da birçok bilim adamının teorisine göre bu dev köpek balığı dünya okyanuslarında hala yaşamakta. Bu teze geçmeden Megalodon hakkında kısa bir bilgi vermem gerekiyor. Etobur bir canlı olan Megalodon yalnızca okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkan büyük balinalarla besleniyordu. Orta boylardaki bir balinaya burun, küçük bir balinaya gövde, büyük bir balinaya ise kuyruk kısmından saldırıya geçen bu dev köpek balığı, güçlü çeneleriyle yaptığı ısırıklarla avını kolaylıkla alt etmekteydi. Ortalama yaşam süreleri 25 ila 40 yıl arasında olan Megalodon'un yalnızca dişlerinin fosili bulunabilmiştir. Megalodon, 23 ila 5 milyon yıl öncesinde yer alan bir jeolojik devir olan dönemi dönemiyle 5 ila 2 milyon yıl öncesine dek süren 3. jeolojik çağın son dönemi olan Pliosen döneminde yaklaşık olarak 23 ila 3.6 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamış en büyük etobur canlılarındandı. Geçtiğimiz yıllarda Discovery Channel isimli kanalın yayınladığı Yaşayan Canavar Köpek Balığı adlı belgesel izleyicilerde bir karmaşa yaratmıştı. Belgeselde Güney Afrika'nın Cape Town bölgesinde meydana gelen bir tekne kazasının sebeplerinin araştırılması amacıyla bir grup bilim insanı bu bölge için görevlendirildi. Kazada dört kurbanın bulunamaması şüpheleri büyük beyaz köpek balıklarına yöneltmiş durumdaydı. Fakat ilerleyen zamanda tek bir hamlede kuyruğu koparılmış bir balina cesedinin karaya vurmuş bir şekilde bulunmasıyla bilim insanları bu güçte bir ısırığı büyük beyazın değil ancak bir megalodon çenesinin gerçekleştirebileceğini öne sürmüşlerdi. 30 metrelik bir gemi kiralandı ve bir balina maketi yapıldı. Bulunan bölgedeki okyanusa açıldıktan sonra ekip bu bölgeye megalodonun gelmesi için 2 ton et ve kanı denize boşalttı. Ayrıca yaralı balina seslerinin sinyallerini okyanusa gönderdiler. Kısa bir süre içerisinde alana 30-40 kadar büyük beyaz köpek balığı toplandı. Bilindiği üzere köpek balıkları bir alanı bir anda terk ederlerse bu alana daha büyük bir köpek balığının geleceğini işarettir. O sırada ekip suya köpek balığı kafesi indirir ve ucunda verici olan bir zıpkınla ekipten iki kişi de kafesle birlikte suya girer. Birkaç sarsıntı ve bulanık görüntünün ardından balina maketi sert şekilde kafese çarpar. Hemen kafesteki ekibi tekrar tekneye alırlar ve zıpkınla köpek balığını işaretlemeyi başardıklarını iddia ederler. Ekrandan verici sinyalleri izlenmeye başlanır. 1900 metre derinlikte sinyaller kesilir. Bu gerçekten müthiş bir derinliktir. Zaten verici 1800-1850 metreye kadar basınca dayanıklıdır. Sonuç olarak bu belgeseli imza atan ekip megalodonların hala derin okyanuslarda yaşadığı kanısına varır. Ardından yayınlanan Megalodon Yeni Delil adlı bir diğer belgeselde de önceki belgeselde araştırmadan sorumlu bilim insanı olan Colin Drake adındaki deniz biyoloğunun Megalodon'un varlığı ile ilgili sunduğu kanıtlardır. İşte sunduğu kanıtlardan bazıları. İkinci Dünya Savaşı arşivlerinden 64 metrelik kuyruklu ve sırt yüzgeci açıklığına sahip dev bir köpek balığının görüntüsü. Ve bir balinaya saldıran dev bir köpek balığının başka bir görüntüsü. Diğer bir görüntü ise dev bir balinanın kuyruğunu kaybetmiş bir görüntüsüdür. Bilim insanının yaptığı açıklamalar tatmin edici görünse de ellerinde düzgün bir görüntü olmaması bu teze inanılma ihtimalini küçültmüştü. Peki bu mümkün olabilir mi? Elbette olabilir. Değişen deniz şartlarında megalodonlar inilemeyen derinliklerde yaşamaya başlamış olabilirler. Son dönemde yaşanan birçok doğal afet denizleri de etkilemekte. Derin deniz tabanının etkilenmemesi elbette mümkün değil. Sadece Japonya depreminden sonra yüze yakın yeni tür keşfedildiğini unutmamak gerekiyor. Eğer bu araştırmada bu sonuçlara varılmasını sağlayan canlı megalodon değilse neydi? Bu ayrı bir soru işaretidir. İnsanın aklına keşfedilmemiş çok daha büyük canlılar olabileceği ve bunların da hiçbir şekilde deniz yüzeyine çıkmadığı tezi geliyor. Fakat bu mümkün mü? Yüzlerce yıldır hiç görüntüsü yakalanmayan bir canlının okyanuslarda gezmesi mümkün mü? Bu tamamen muamma. Sizce megalodonlar gerçekten var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.